yapımıyla devam ediyorum. İlk ördüğüm bacaktan ipi koparmıştım. İkinciden koparmadan devam ediyorum. Sağ bacağım olacak. İkinci bacağım sağ bacaktan birleştirme yapacağım. Şimdi 9-10 sık iğne öreceğiz. Ortaya getirene kadar. Yani şuradan birleştireceğimiz için buraya getirene kadar örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tam orta oldu. Sizin ortaya geldiği zaman benim gibi örtüseniz zaten sizin de 12 sık iğne de ortaya gelecek. 9'da da gelebilir. 10'da da 11'de gelebilir. Onu sıkıntı etmeyin. Bu ördüğümüz kısmı saymıyoruz. Sadece bunu orta kısma getirmek için ördük. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aradan katladım. Battım. İlme kaydırma ile birleştirdim. Sol bacaktan 18 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Burada 5 tane zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şu şekilde zincirlerin içine battım. Şimdi sağ bacaktan da 18 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Şimdi zincirin bu tarafına da batıyoruz. Bakın şuralara. 5 sık iğne de zincirin bu tarafından yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şuraya el yap sıkıştı. Neyse onu düzeltirim ben. Şu an elimizde 46 tane sık iğnemiz oldu. Bu 46 sık iğne ile 10 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. 10 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 46 tane sık iğne ile ördüm. Şimdi burada eksiltmelere başlıyorum. 10 sık iğne 1 eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne. Bir eksiltme. Şimdi 22 tane sık iğne örüyorum. Kameram yine oynadı. 22 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ve 22. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 10 sık iğneyi de düz örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, ilk sıramızdaki eksiltmeyi yaptık. Şimdi iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim, gelelim, devam edeceğiz. Elimizde şu anda 44 tane sık iğne kaldı. Evet, iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Devam ediyorum. 9 sık iğne, 1 eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne, 1 eksilt. Ve burada 21 sık iğneyi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sık iğne, 1 eksilt ve 10 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Elimde 42 sık iğne kaldı. Bu 42 sık iğne ile de 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geliyoruz. 42 sık iğne ile 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi 8 tek 1 eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sık iğne, 1 eksilt. Şimdi 20 sık iğneyi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ve sonda yine 10 sık iğnem var. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Elimde şu an 40 tane sık iğne kaldı. Bu 40 sık iğne ile yine iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geliyorum. Evet, 40 sık iğne ile de iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. Bu kez 7 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne ve 1 eksiltme. Aradan 19 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Burada bir eksiltme yapıyorum. Ve 10 sık iğne düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, elimde 38 sık iğne kaldı. Bu 38 sık iğne ile bu kez 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Şu bacak kısımlarını, gövde kısmına gelen tarafı artık dolduralım.
Yavaş yavaş bu 3 sıradan sonra kol birleşimi ve sonrasında eksiltmeler yaparak gövdemizi bitireceğiz. Evet, 3 sıra 38 sık iğne ile artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi kol birleştirmeye geldik. Burada 8 sık iğne örüyorum. 1 8 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi sol kolumu alıyorum buradan. Şuradan bir ilmeğine batıyorum. Bir de gövdeden batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Bir koldan, bir gövdeden ikinci ilmeği birleştirdim. Alt sık iğne ile birleştireceğiz. 3 4 5 ve 6. Önden 15 ya da 16 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şöyle baktığımızda 2 15 ve 16 yapalım bunu. Şimdi sağ kolumuzu aldık. Bir kez koldan, bir kez gövdeden 1. Bir kol, bir gövde 2. Bir kol, bir gövde 3. Sık iğne ile birleştiriyoruz. 4 5 ve bu da 6. Şimdi sonda 2 tane sık iğnem kaldı. Onu da düz örüyorum. Elimde 42 sık iğne oldu. Bu 42 sık iğne ile bir sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. İçlerini de dolduralım. Şura boş durduğu için eşit durmuyor. Oraya da dolduracağım. Bir sıra 42 sık iğne ile artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Sonrasında eksiltmeler yaparak gövdemizi bitireceğiz. Kolumuzu birleştirdikten sonra elimizde 42 tane sık iğne oldu. Bu 42 sık iğne ile bir sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyorum. 5 tek bir eksiltme başlıyorum. Bu sırada toplamda 6 defa eksiltme yapacağım. Elimde 36 tane sık iğne kalacak. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir eksilt. Ay, özür diliyorum. 6 değil, 5 sık iğne yapacağız. 6 defa eksilteceğiz deyince kafam oraya gitti. 2 4 5 sık iğne ve bir eksilt. 1 2 3 4 5 sık iğne, bir eksilt. 1 2 3 4 5 sık iğne ve bir eksilt. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Dediğim gibi elimizde 36 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, devam ediyorum. 5 tek bir eksilt sıramı bitirdim. Şimdi 4 tek bir eksilt sıramı örüyorum. İçinde elyafla doldurdum sıkıca. 1 2 3 4 tek bir eksilt. Bu sıra sonunda elimizde 30 tane sık iğne kalacak. 1 2 3 4 tek bir eksilt. Bu sırayı da 4 tek bir eksiltle bitirelim. Gelelim. 4 tek bir eksilt sıramı da bitirdim. Devam ediyorum. 3 tek bir eksiltle. Her sırada bir ilmek eksilmiş oldu. 5 tek bir eksilt yaptık. Sonraki sırada
4 tek bir eksilt yaptık. Şimdi 3 tek bir eksilt yapıyoruz. Bir sonraki sırada 2 tek bir eksilt yapacağız. Ve üzerine 3 sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Elimizde 18 sık iğne kalmış olacak. 2 tek bir eksilt sırasında 3 sırada artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde boyun kısmını örmüş olacağız ve gövdemizi bu şekilde bitireceğiz. Tekrar ediyorum. Bu sırayı 3 tek bir eksiltle, sonraki sırayı 2 tek bir eksiltle bitiriyoruz. Elimizde 18 sık iğne kalacak. 18 sık iğne ile 3 sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz ve gövdemiz bitmiş olacak. Evet, 3 tek bir eksilt sıramı bitirdim. Üzerine 2 tek bir eksilt yaptım. Elimde 18 sık iğne kaldı. 18 sık iğne ile de 3 sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde yaptım. Boyun kısmını tamamlamış oldum. Gövdem bu şekilde bitmiş oldu.